Herkese merhaba, ben Zehra. Bugün farklı bir video yapmak istedim. Çünkü hayatımda bana ilham veren şeyleri çok önemsiyorum. Ve bunlarla ilgili anlatmak istediklerim var. Dinlerseniz tabii ki. Konuyla ilgili aklıma geldikçe burada video paylaşmak istiyorum. Bana ilham veren o kadar çok şey var ki gerek doğadan, gerek okuduklarımdan, gerek dinlediklerimden ve beni bunların çok fazla beslediğini düşünüyorum. Aslında bitkiler gibi düşünün. Nasıl ki güneşle, havayla, suyla, gübrelerle besleniyorlarsa bizler de öyle. Bizler de okuduklarımız, yazdıklarımız, dinlediklerimiz, gezip gördüklerimizle besleniyoruz. Ve ben bu beni besleyen, dışarıdan aldığım, beslendiğim ve çok keyif alıp gerçekten benim hayatımı etkilemiş, düşüncelerimi etkilemiş şeyleri bu şekilde paylaşmak istediğim için bu videoya karar verdim. Lafı da çok fazla uzatmadan hemen bu öyküyü okumak istiyorum ama öyküyle nasıl tanıştığımdan da kısaca bahsetmek istedim. Sanıyorum ortaokula gittiğim zamanlardı ve geçmişe dönüp yaşamıma bakınca o yaşlarda babamın bana anlattığı nefis bir hikayeyle ilhamla hatırladım. İlk tanışmamın gerçekleştiğini zannediyorum. Çok uzun süre etkisinde kalmıştım. O yaşlarda olmanın verdiği kendini yeni yeni fark etme şaşkınlığı üzerimdeyken sanki yetişkin bir insan olmaya ilk adım atmak hissi gibiydi benim için ilhamla karşılaşmak. Ondan sonra da bu hikaye hep hayatımın bir noktasında, aklımın bir köşesinde durdu. Başucu hikayelerimden biri oldu. Onun için onunla paylaşmak istedim bu ilham veren şeyler tırnak içinde videolarının ilkine. Birçoğunuzun da bu hikayeyi bildiğinden eminim ama ben her okuduğumda, her hatırladığımda hem canım babamı anıyorum hem de bir kez daha bana ilham oluyor. Çünkü hayatımın hangi noktasında olursam olayım ilham kaynaklarıma bakış açımın değiştiğini fark ediyorum. Ve herhangi bir şey gerçekten beni etkilediyse dönüp bakıyorum. Her bakışımda da farklı bir şey görüyorum mutlaka. Onun için tekrar tekrar bunu hatırlamak bana iyi geliyor. Çok sade ve kısa olan bu hikaye, yaşamda sade olan diğer her şeyde olduğu gibi yine sadeliğin zarafetini barındırıyor. Gördüğünüz gibi konuyu yine minimalizme bağlamayı başarıyorum. Minnacık da bir dipnotum olacak. İnternette minik çaplı bir araştırma yaptım. Karşıma çıkan ilk birkaç sitede maalesef eserin altında yazarın adının ya yanlış yazıldığını ya da hiç yazılmadığını gördüm. Hatta bazı forumlarda öğrenciler bu eserin yazarını harıl harıl arayıp bulamadıklarından şikayet ediyorlardı. Zira yayınlanan yanlış isimle arattığınız zaman karşınıza herhangi birinin çıkması mümkün değil. Bu eserin sahibi Lauren Corey Easley. Ben de yanlış telaffuz ettim muhtemelen ama doğru bir şekilde aşağıdaki kutucuğa yazacağım yazarın adını. Yazarımız 1907 ve 1977 yılları arasında Amerika'da yaşamış. Önemli bir düşünür, bilim insanı, antropolog ve kitapları gerçekten kıymetli bir yazar. Maalesef Türkçe'ye çok fazla çevrilmiş kitabı olmadığını zannediyorum. Eğer biliyorsanız lütfen onu da yorumlara yazar mısınız? Çok memnun olurum. Deyip hikayeye geçelim. Bir zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden aydın bir adam varmış. Çalışmaya başlamadan önce sahilde bir yürüyüş yaparmış. Bir gün sahilde yürürken plaja doğru baktığında dans eder gibi hareketler yapan bir insan silüeti görmüş. Başlayan güne dans eden biri olabileceğini düşünerek gülümsemiş ve ona yetişebilmek için adımlarını hızlandırmış. Yaklaştıkça bunun bir genç adam olduğunu ve dans etmediğini anlamış. Birkaç adım koşuyor, yerden bir şey alıyor ve okyanusa fırlatıyormuş. Biraz daha yaklaşınca seslenmiş. Günaydın, ne yapıyorsun böyle? Genç adam durmuş, başını kaldırmış ve cevap vermiş. Okyanusa deniz yıldızı atıyorum.
Sanırım şöyle sormalıydım demiş bilge adam. Neden okyanusa deniz yıldızı atıyorsun? Genç adam cevap vermiş. Güneş çoktan yükseldi ve sular çekiliyor. Eğer onları suya atmazsam ölecekler. Ama delikanlı, görmüyor musun ki kilometrelerce sahil var ve baştan aşağı deniz yıldızlarıyla dolu. Hiçbir şey fark etmez. Genç adam kibarca dinlemiş, eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha almış ve dalgalanan denize doğru fırlatmış. Bunun için fark etti. Bu cevap bilgeyi şaşırtmış. Ne söyleyeceğini bilememiş, geriye dönmüş, yazısının başına geçmek üzere kulübesine gitmiş. Gün boyunca bir şeyler yazmaya çalışırken genç adamın görüntüsü önünden hiç gitmemiş. Aklından çıkarmaya çalışmış ama bir türlü olmamış. Nihayet akşama doğru fark etmiş ki o koca bilim adamı, o büyük şair bu gencin davranışının özünü kavrayamamış. Çünkü bu gencin aslında yaptığının evrende bir gözlemci olmayı ve bir fark yaratmayı seçmek olduğunu anlamış. Utanmış. O gece sıkıntı içinde yatmış. Sabah olduğunda bir şey yapması gerektiğini düşünerek uyanmış, yataktan kalkmış, giyinmiş, sahile inmiş ve o genci bulmuş. Ve bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş. Hepimizde bir fark oluşturma yeteneği bahşedilmiştir. Eğer biz o genç adam gibi bu yeteneğimizin farkına varabilirsek, vizyon gücümüz sayesinde geleceği şekillendirme kudretini elde edebiliriz. Hepimiz kendi yıldızımızı bulmalıyız. Eğer yıldızımızı akıllıca ve iyi fırlatabilirsek, dünya hiç kuşkusuz harika bir yer olacaktır. Bugünkü videoyu da kendi deniz yıldızlarınızı bulmanız dileklerine sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.